Merhabalar. Şu an görüntü nasıl bilmiyorum. Evdeki yedek telefonu kullanıyorum. Çünkü öbür telefonum beni yarı yolda bıraktı. Şu an serviste. Şu an görüntü tabii ki de hani önceki görüntüm de elbette ki çok süper bir görüntüsü yoktu ama bu ona göre kıyasla biraz daha kötü olabilir. O yüzden hafta sonları mümkün olduğunca video çekeceğim. Emrah evde olduğu zamanlarda onun telefonunu kullanırım. Ya da en kısa zamanda kamera almak bana şart olacak. Bakalım telefonu bir ne olacağını bir öğrenelim. Çünkü muhtemelen tamiratı garanti dışı olacak. Ne kadar bütçe çıkacağını bilmiyorum. Duruma göre o telefonu yaptıracağım. Ya iyi kamerası olan bir telefon alacağım. Kameramı sonra alacağım. Bilmiyorum. O zamana kadar ne olur beni idare edin. Mümkün olduğunca hafta sonları Emrah evdeyken yine çekmeye çalışırım dediğim gibi. Ya da Emrah'la belki telefonları değişebiliriz arada. Ya da Özlem'le olan stok videolarımı hala editleyemedim. O süreçte onları da editleyip yine kanalımı ve sizleri videosuz bırakmamaya çalışacağım. O zamana kadar anlayışınızı bekliyorum. Umarım çok rahatsız olmazsınız bu durumdan. Kusura bakmayın lütfen. Ben mutfağa geldim. Krep yapacağım çocuklara öğlen yemeği için. Krep istediler. Bizde teyzem vardı ya benim, biliyorsunuz hep gördüğünüz benim abla dediğim. Onun çocukları bizde. Tutay da uykusundan yeni uyandı ve dördü beraber şimdi içeride oynuyorlar. Ben de öğlen yemeği yapmaya geldim. Krep'in tarifini daha önceki bir videomda vermiştim. İnşallah şuraya mı? Buraya mı? Bir yere ekleyeceğim linkini. Yine aşağıya da eklerim. Krepler pişiyorken de sizlere şunu göstereyim. Dün BİM'de görünce alayım dedim. Sihirli sünger aldım bir tane. Banyoda falan da kullanılıyormuş. Hoşuma giderse banyo için de ayrı alırım ama bunu mutfak için aldım. Bir de şunu yeni gördüm. Bunu alayım dedim. Beni biliyorsunuz böyle meyveli sodaları severim. Tabi limonlu soda ve sade sodayı pek sevmiyorum. Pek değil, hatta hiç sevmiyorum. Şunu görünce bir alayım dedim. Banjo kavunlu, doğal, zengin, mineralli, gazlı içecek diyor. Böyle kavunlu sakızları falan çok severdim. Özellikle çocukken çok meşhurdu, kavunlu bir sakız vardı. Onu çok severdim. Yani genel olarak herhalde çocukluktan kalma bir şey olsa gerek. Kavunlu yiyecekleri falan çok seviyorum kokusunda, tadında. Öğlen yemeğine de şöyle bunları hazırladım. Aslında sadece krebin yanına çikolata ve reçel istediler ama ben hani yine bunları da ekleyeyim, yesinler dedim. Bu Derin'in tabağı. Derin asla bunları normalde yemez. Ama onların keyfini, onlar yerken görünce o da yiyecektir. Şu Kutay'ın yine ablasından, ona da veririm. Yerse yine eklerim. Şurada da fındık ezmesi, reçel. Bu da annem yapmış çikolata. Nutella gibi. Annem kendi ev yapımı. Arada çok nadir de olsa yapar. Şöyle bize de verdi. Tabii ki markette satılanlara göre biraz daha nasıl diyeyim, yumuşak kıvamlı. Yani sert değil. Ama bence çok güzel. En azından ev yapımı. Yer sofrasında yiyeceklermiş. Beraber olduklarında yerde yemeği seviyorlar. O yüzden şimdi sofra kuracağım onlara buraya. Anne. Efendim oğlum. Kuş var. Uçuyor değil mi? Çok tatlı. Gittir. Öyle bir sanki bekleseydi ama gitti değil mi oğlum? Çıkacaksın mı buradan? Çık o zaman, dışında otur. Ah. Oh. Elimle kazıtmıyor ki. Hadi tamam, oldu mu? Oldu. Olduysa okey o zaman. Al bakalım anne. Çıkacağım. Süt mü içeceğim? İyi, birazcık daha çek. Güzel olmuş mu? Afiyet olsun. Olmuyor mu? Ah. Ha, sade mi istiyorsun? Nasıl istersen. Ha, bu. İlla yiyecek. Evet, al o zaman hadi. Peynir vereyim mi oğlum sana? Ben peynirini böyle yaptım. Oo, en güzelini yapmışsın. Hayır. Ya.
yemiyor musun? Çikolatayı da yemedim. Çikolatalı. 1,5 kadar. Tamam. Çok güzel. 1,5 kadar da. Öyle çok güzel ama. Evet, öyle çok güzel olur. Aldın mı? Aldım. Hadi gel o zaman. Kaşıkları. Tamam, otur. Bu kaşıkları getirecek illa. Tamam, al da gel. Ben ne için gidiyorum? Gidiyorum ya. Kaşıklara gidiyormuş. Kapanmadı mı? Kapandı işte. Oğlum o yapışmaz ki zaten. Böyle kalkıyor. Orası yapacak bir şey yok. Ben tutayım o zaman. Heh, bak oldu. Oldu mu? Çocuklar burada yiyorlar. Şöyle göstereyim. Ben de biraz sohbet edeyim. Şu birkaç videomun altına bana yorumlar geliyor şeyle ilgili. Televizyona çıkmışsın. İşte bir şikayette bulun falan diyenler var. Teşekkür ediyorum. Evet, daha önce de görenler olduğunu söylemişti. Yine aynı programda. Ebru abla da söyledi. Senle beni peş peşe koymuşlar diye. Hatta daha önceki bir programda. Arkadaşlar, Ebru abla da araştırmış bunu. Belli bir saniye kadar hani başkalarının videolarını televizyon programları kullanabiliyormuş. Bir de sanıyorum ki duyduğum kadarıyla her ne kadar içerik bana ait ve videolar bana ait de olmuş olsa ben kendi adıma telif hakkı satın almam gerekiyormuş diye duydum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bir de yüzümüzü de zaten puslamışlar. Hani şikayet etsek de bir şey çıkacağını pek sanmıyorum. Bununla ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa, avukat takipçilerim varsa bana yine de eğer ki yanlış biliyorsam doğruyu yazarlarsa çok sevinirim. Bir de bu TV programlarının dışında Instagram'da da böyle ben zayıfladıktan sonra benim nasıl zayıfladığım videolarımdan bazı kısımları alıp kendi ürünlerini reklamında kullanmaya başlayan sayfalar da gördüm. Zayıflama çayı, yok şu hapı, yok bu bilmem neyi. Bu ürünleri güya ben kullanıp öyle zayıflamışım. Halbuki öyle bir şey asla olamaz. Kesinlikle ben karşıyım, böyle zayıflama çayıdır, zayıflama hapıdır kesinlikle yani. Reklamlarda da böyle beni görenler olmuş. Teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerden yine bana DM'den atıyorsunuz. Bu TV programlarında beni gördüğünüzde de hemen ekran görüntüsü falan alıp atıyorsunuz. Sağ olun. İletişime geçiyorum. Onlar da elbette ki kaldırıyorlar o videoyu ya da benim olduğum o kısmı siliyorlar. Instagram'da böyle bir şey oluyor. Kaldırıyorlar. Ama TV programlarında böyle bir şey var mı? Onu ben de inanın bilmiyorum. Çocuklar öğlen yemeklerini yediler maşallah. Hepsi de güzel yedi. Kutay hariç. Kutay işte biraz yedi. Mutfağımı toparladım. Bulaşık makinemi birazdan çalıştıracağım. Aa, burayı süpürmedim. Ben yerde de yesek, masada da yesek, her yemekten sonra muhakkak o benim favori süpürgem var ya, onunla muhakkak süpürüyorum nedense. Alışkanlık olmuş bende. O süpürgemi de bana çok soranlar var. Ben onu rahat alalı, yani bir 4-5 yıl çok rahat olmuştur. Simbo markası arkadaşlar ve A101'den almıştık vakti zamanında. Bilmiyorum hala bu modeli var mıdır. Çok anne, eski bir model. Aşkım! Getirdin mi? Tamam. Bayağı oldu. Bilmiyorum hala böyle süpürgeler geliyor mu, bu model kaldı mı. Ama ben çok memnunum. Hani Simbo markasını falan yaparız ama kesinlikle yani beyaz eşya biraz şans işi. Yani benim saç kurutma makinem, ben evlendiğimden beri durur mesela. Taş gibi, hiçbir sorunu yok. Aynı bu da o şekilde Simbo. O da Simbo. Yıllardır kullanıyorum. Mesela benim kardeşimin de fırını Bosch markaydı ki Bosch markayı da çok iyi biliriz. Pahalı bir markadır. Hep iyi deriz. Fırını ikinci gün falan ışığı hemen bozuldu ve çok güzel pişirmiyor diyordu Aynur. Aynur kardeşimin eşi. Yani dediğim gibi şans işi. Boş da olsa, Simbo da olsa bazılarına iyi çıkıyorken bazılarına iyi çıkmayabiliyor. Ay ne kadar çok uzattım ya. Bazen de o kadar çok benim böyle laf uzatmalarımdan rahatsız olan insanlar var ki yazıyorlar böyle. Bir konu hakkında çok konuşuyorsun falan diyorlar. Ne yapayım? Sizler de sohbeti seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de çene bazen hiç açılmadığı da oluyor. Bazen çok az konuşuyorum. Bazen de bir açılıyor, susmak bilmiyorum. Artık kusuruma bakmayın. Ben şimdi burayı bir süpüreyim.
işi de bitti. Çocukların yanına gidiyoruz şimdi. Çocuklar da bugün park istiyorlar. Aslında 2-3 gündür park istiyorlar çocuklar ama şu ara hava bir değişik. Gece hatta yağmur yağıyor. Gündüz gök gürlüyordu falan. Çiseliyordu. Yağmurdan dolayı hani park kaydırak ıslaktır, o kumlar çamur olmuştur falan diye çıkaramadım. Evde bayağı sıkıldılar. Beraber de slime yapmak istiyorlardı üçü beraber. Hani ben de erteliyordum. Pek slime'ı sevmiyorum açıkçası. Çocuklar da 3 gündür evde çok sıkıldılar. Beraber çıktık. İşte oyun jeli aldık. Boraks aldık. Öncekileri ben hep attığım için. Bir de tıraş köpüğü aldık. Onunla oynuyorlardı. Ama tıraş köpüğü sıkınca bayağı farklı oluyormuş. Bunu anladık. Öncekine de ben tıraş köpüğü sıkmadan atmıştım. Derine çaktırmadan. Beraber bunu oynuyorlar ara ara. Ara ara boya yapıyorlar. Onun üstte zaten görüyorsunuz böyle oyunları getirip bırakıyorlar falan. Anne. Evet anneciğim. Açalım mı? Açalım. Dördü beraber takılıyorlar. Kutay çoğu zaman dahil olmuyor tabii. Kutay biraz yalnız takılmayı seven bir çocuk. Evet, boyalarım burada. Kızım da ablası bir oyun yüklemiş. Ahmet de mi oynuyordu bunu? Ahmet yüklemiş. Evet. Ahmet'te de var. Ahmet'teki oyunu görünce çok hoşuna gitmiş. Ablası onun tabletine de yüklemiş. Birazdan kesin o da bırakıp slime oynayacak. Onlar böyle kendilerince takılıyorken ben de bu videomun başlarına editleyeyim. Ne yapıyorsun anneciğim? Kesiyor. Oluyor anneciğim. Kes bak, biraz önce kesiyordun hep. Bak kesiyor. Evet. Kes oğlum. Diğerleri ne yapıyor göstereyim. Elektrikler gitti bu arada. Çocuklar film izliyordu Moana'yı. Şimdi yeniden slime oynamaya başladılar. Elektrikler gelince herhalde tekrar filme devam. Önce el yıkanacak tabi. Anne. Annem. Kesiyor. Kesiyorsun evet. Nasıl ciddi bir iş yapıyor baksanıza. Nerede yiyelim? Ay çok güzel bir poğaça. Ben bu videomun başlarını bilgisayara attım. Edit programına da yükledim. Efendim anneciğim? Kesiyorsun evet oğlum. Görüntü iç açıcı değil. O yüzden bu videoyu ben bugünlük sonlandırayım. Bu video böyle duyuru gibi olmuş olsun. Efendim anneciğim? Ben videoyu sonlandırmayayım mı? He? Aferin sana. Çok güzel kestin yine. Tamam, iyi mi? Çok güzel yapmışsın. Eline sağlık. O yüzden size daha fazla böyle görüntü kirliliği yapmamak için bu videoyu böyle sonlandırayım. Ben sanmıyorum ki bu kamerayla video çekeyim. Mümkün olduğunca Emrah'tan işte... Kızdı bana. Mümkün olduğunca Emrah'la böyle telefon değiş tokuşu yapmaya çalıştık. Çekeceğim, hafta sonu çekeceğim. Gerekirse Özlem'le çektiğimiz önceki videolardan editleyip atacağım. Ama haftada 3 vlog söz veriyorum, size yine çıkaracağım. Yani bu videonun telafisini yapacağım sizlere. Bu video böyle olsun, kusura bakmayın tekrardan. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.